Her evlat kendi babasının günahlarını öder. Celaleddin Harzemşah da babasının miras olarak bıraktığı işgal altında olan bir devlet ve kızdırılmış bir Moğol hükümdarıydı. Üstelik bu Moğol hükümdarı sıradan biri değil, tarihin en korkulan isimlerinden biri olan Cengiz Han'dı. İşte düşmanı Cengiz Han'ın bile saygısını kazanmış, Harzemşahların son sultanı Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi. 1215 yılıydı. Cengiz Han önderliğindeki Moğollar tüm gücüyle Çin'e saldırmış, bugünkü başkent olan Pekin'i bile ele geçirmişti. Çin topraklarında Moğol istilası hız kesmeden sürerken, Harzemşah Devleti ise Moğolların hemen batısında sınır komşusu olarak bolluk ve bereket içinde huzurlu yıllar geçirmekteydi. Harzemşahların başındaysa Celaleddin Harzemşah'ın babası Alaaddin Muhammed bulunmaktaydı. Cengiz Han Çin'le uğraşırken Harzemşahlarla arasını iyi tutmak ve ticareti geliştirmek adına Alaaddin Muhammed'le bir ticaret anlaşması imzaladı ve ilk adım olarak bu topraklara büyük bir ticaret kervanı gönderdi. İşte belki de Türk ve İslam tarihini değiştirecek ve Moğolların istilasını bu topraklara çekecek olan büyük hata burada yapıldı. Otrar şehrinin valisi olan Alaaddin Muhammed'in amcası İnalcık, Cengiz Han'ın gönderdiği Moğol kervanını basıp yağmaladı. Ayrıca Moğol tacirlerini de kılıçtan geçirdi. Bu olay, Cengiz Han'ın merhametli zamanına denk gelmiş olacak ki, Alaaddin Muhammed'e bir elçi göndererek sadece Otrar valisinin kendisine teslim edilmesini, anlaşmanın böylece zarar görmeden süreceğini iletti. Fakat Alaaddin Muhammed, Moğol elçisinin kellesini Cengiz Han'a geri gönderdiğinde, uyuyan devi uyandırdığını muhtemelen fark etmemişti. Cengiz Han Çin'i bırakıp o zamana kadar hazırladığı en büyük orduyla Harezm topraklarına geldi. 200 bin Moğol savaşçısının katıldığı bu seferde 2 yıl içinde Harzemşahlar hiçbir savaş kazanamadı. Neredeyse tüm şehirleri talan edildi, köyleri yakıldı, sivil halk katledildi. Bu arada Moğol tacirlerini katleden Otrar şehrinin valisi İnalcık ise Cengiz Han tarafından yakalandıktan sonra ağzından ve burnundan eritilmiş gümüş dökülerek idam edildi. Harzemşahların lideri Alaaddin Muhammed, Moğol zulmünden kaçarak Hazar Denizi'nde bir adaya saklandı ve burada vefat etti. İşte böyle bir ortamda başa geçti Celaleddin Harzemşah. Celaleddin Harzemşah, başkent Ürgenç şehrinde bulunuyordu. Moğollarsa bu şehri kuşatmak üzere yoldaydı. Üstelik buradaki tek düşmanı Moğollar da değildi. İki kardeşi de tahtı alabilmek için ona bir suikast planlıyorlardı. Bunu da haber alınca Celaleddin Harzemşah başkenti gizlice terk etmeye karar verdi. Birkaç gün sonra da Moğollar Ürgenç şehrini kuşatıp kaleyi ele geçirdi ve iki kardeşini de katletti. Başkentin düşmesiyle bütün umutlar kaybedilmişti. Fakat Celaleddin Harzemşah'ın öyle kolay pes etmeye niyeti yoktu. Moğol istilasından uzak kalmış ender şehirlerden olan Gazne'ye geçen Harzemşah lideri, burada kendine çok kısa bir zamanda 50 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Harezm ordusunun Celaleddin komutasında yeniden toparlandığı haberini alan Cengiz Han, 30 bin kişilik bir birliği üzerlerine gönderdi. Moğollar daha az sayıda olsa da çoğunlukla atlı süvarilerden oluşuyorlardı. Celaleddin Harzemşah, Moğol süvarilerinin hareket kabiliyetini kısıtlamak için askerlerini dar bir vadiye yerleştirdi. 1221 yılında gerçekleşen Pervan Savaşı'nda Moğollar Harzemşahlar karşısında ilk kez yenilmişlerdi. Bölgede Celaleddin Harzemşah adının Moğolları yenen sultan olarak yayılması ve bu savaşta izlediği ustaca stratejiler sonucu Cengiz Han'ın ona karşı merakı iyice kabarmıştı. Böylece büyük Moğol hükümdarı kendi komutasındaki orduyla Celaleddin Harzemşah'ın peşine düştü. Celaleddin ve ordusu savunma için uygun bir yer aramak üzere Hindistan'a doğru ilerlemekteydi. Yalnız bir sorun vardı.
Gazne şehrindeki siviller de katledilecekleri korkusuyla orduyla beraber hareket etmekteydi ve bu da orduyu oldukça yavaşlatıyordu. Birkaç günlük kovalamanın ardından Cengiz Han'ın birlikleri Harezm ordusunu İndus Nehri'ni geçmek üzereyken yakaladı. Stratejik olarak üstün taraf Cengiz Han'dı ve elbette böylesine büyük bir savaş dehası bu fırsatı tepemezdi. Takvimler 24 Kasım 1221 tarihini gösteriyordu. Moğollar Cengiz Han'ın emriyle Harzemşah birliklerinin üzerine hücuma kalktı. İndus Nehri ve Moğol ordusu arasında sıkışmış olan Harzemşahlar bir bir düşmeye başladı. Savaşın kaybedileceği belliydi ve kaçacak bir yerde yoktu. Hatta bu yüzden Celaleddin Harzemşah'ın eşi, kendisinin ve oğlunun Moğollara esir düşmemesi için canının alınmasını istedi. Celaleddin Harzemşah, İndus Savaşı'nda eşini, oğlunu, ordusunu ve tüm servetini kaybetti. 50 bin kişilik ordudan birkaç bin kişi kalıncaya kadar ön cephede savaşan Celaleddin Harzemşah, yakın adamlarının ısrarı sonucu savaşın sonunda atını nehre sürdü. Azgın suları aşarak karşı kıyıya çıktığında ise yanında sadece 700 kişi kalmıştı. O dönemde Cengiz Han'ın yanında bulunan Moğol tarihçisi Cüveyni'nin yazdıklarına göre, nehrin öte yanından onu izleyen Cengiz Han, istese okçuları vasıtasıyla onu vurabilirdi. Fakat o okçularını durdurdu. Celaleddin Harzemşah'ı karşı kıyıda gören Cengiz Han'ın, "İşte benim oğlum böyle olmalıydı" dediği belirtilmektedir. Cengiz Han, Celaleddin Harzemşah'a duyduğu saygıdan ötürü orada onu öldürtmedi ve kaçması için bir gün süre verdi. Ertesi gün peşine düşen adamları ise aylarca aramalarına rağmen Celaleddin Harzemşah'ın izine rastlayamadılar. Hindistan topraklarına çekilen Celaleddin Harzemşah'ın tarihçiler tarafından en çok eleştirilen noktası ise bu savaştan sonra Delhi Sultanlığı, Abbasi Halifeliği, Eyyubi Devleti, Anadolu Selçuklu gibi Türk ve İslam devletleriyle ittifak kurup Moğollara karşı birlikte savaşmak yerine bu devletlere karşı savaşması olmuştur. Pek çok tarihçinin birleştiği nokta Celaleddin Harzemşah'ın mükemmel bir komutan fakat iyi bir devlet adamı olmadığı şeklindedir. Ayrıca Hristiyan Gürcistan Krallığı'nın başkenti olan Tiflis'i fethetti ve Moğollara karşı birkaç savaş daha yaptı. Bu savaşlarda Moğolları kesin bir yenilgiye uğratamasa da en azından ilerleyişlerini durdurmayı başarmıştı. Son savaşı ise Anadolu Selçuklu Devleti ile oldu. Yassı Çemen Muharebesi olarak tarihe geçen savaşta Alaaddin Keykubat komutasındaki Selçuklular Celaleddin Harzemşah'ı mağlup etti ve Harzemşah Devleti'ne son verdi. Celaleddin Harzemşah bu savaştan yaralı olarak kurtulsa da bir müddet sonra yaralarından ötürü vefat etti. Bu süreçten sonra Moğollarla burun buruna kalan Selçuklularsa maalesef pek varlık gösteremedi. Celaleddin Harzemşah'ın değeri ise çok daha sonra tüm Anadolu ve Arap Yarımadası Moğollar tarafından işgal edilince anlaşıldı. Cengiz Han'ı ve Moğolları kimse onun gibi durduramamıştı.